Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli arkadaşlar, dersimize tecvidle başlıyoruz. Tecvidde bugünkü konumuz Hayşum bölgesi. Hayşum, mahreç bölgelerinin en sonuncusu. 5 tane ana bölge var demiştik. 5. ve sonuncu bölgeyi görüyoruz. Aynı zamanda içerisinde Hayşum mahrecini barındırıyor. Toplamda 17 mahreç var demiştik. Bu da gördüğünüz üzere 17. mahreç. Hayşum ne demek? Hayşum geniz boşluğu demektir. Yani burnun içindeki o boş bölgeye biz hayşum diyoruz. Arapçası hayşum. Türkçesi geniz boşluğu. Burundan gelen sestir. Şu bilgiyi kısaca vermekte fayda var. İnsanda boğazdan, ciğerden gelen nefes sese dönüştükten sonra boğazda ya ağızdan çıkarak bir ses çıkar ki bütün harflerin büyük çoğunluğu buradan çıkar. Bir de burundan gelen bir ses vardır. Burundan gelen ses yardımcı bir sestir. Ağızdan gelen bir takım harflerin yardımcı sesidir. İşte buradaki bahsetmiş oldukları hayşum da burundan gelen bu sestir. Hayşum mahrecinden müstakil bir harf çıkmaz. Yani 17 mahreç var demiştik, biliyorsunuz. 17 mahreçten toplamda 31 tane harf çıkıyor demiştik. Bilgilerimizi tazeleyelim. Fakat işin aslında bu 31 harf 16 mahreçten çıkar. 17. mahreç olan bu hayşum, iki tane harfin önemli sıfatını teşkil ettiği için mahreçler içerisinde yer almıştır. Çünkü neticede bu da bir harfin seslendirilmesinde kullanılan bölge olduğu için mahreç olarak yer almıştır. Dolayısıyla biz mahreçleri anlamaya çalıştığımızda 16 mahreçten 31 harf çıktığını, fakat 17. mahreç olan hayşumdan da bu nun ve mim harflerinin gunne sıfatlarının çıktığını bileceğiz. Evet, hayşumdan nun ve mim harflerinin gunne sıfatları çıkar, burundan gelen ses olduğu için. Aynı zamanda sadece nun mim mi? Hayır. İdgam meal gunne kuralı gereği nundan sonra ye, mim, nun, vav harfleri geldiğinde bunlar içerisinde asli itibariyle gunne sıfatı taşımayan vav ve ye harfleri de idgam meal gunne kaidesi gereğince burundan gelen bir sesle okunur. Yani şöyle düşünecek olursak aslında bunlar 32. ve 33. yeni harflerdir bir nevi. Çünkü normalde vav gunneli bir harf değildir. Y gunneli bir harf değildir. Fakat idgam meal gunnede biz men yekulu derken orada şeddeli okuduğumuz ye gunneli bir ye'dir. İşte hayşumdan da aynı zamanda ses gelir. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Veya minvalin örneğinde görmüş olduğumuz nundan sonra gelen vav harfi de idgam meal gunne kuralı gereği burundan gelen, genizden gelen bir sesle okunur. Hayşum mahreci işte idgam meal gunnedeki bu vav ve ya'nın da seslendirildiği sıfattır. Şimdi toplu halde mahreçleri bir görelim istedik. Yani biz haftalardır bir şey anlatıyoruz. Acaba bu yer etti mi kafamızda? Hem bir müzakere olur bizim için bu. İlk önce biz demiştik ki 17 tane mahreç var. Bu 17 mahreci şimdi sırasıyla hızlı bir şekilde görelim. Birincisi cevf mahreci. Neydi? Ağız boşluğuydu, boğaz boşluğuydu. Buradan met harfi olan elif, vav ve ya harfleri çıkar. İkincisi aksal halk mahreci. Artık bölgeleri zikretmiyorum. Direkt 17 mahreci tek tek ismiyle açıklayacağız. Aksal halk mahreci boğazın dibidir. Ağıza en uzak kısmı. Bakın gördüğünüz gibi boğazın dibi ağıza en uzak bölge olması itibariyle aksal halk ismini alır. Buradan hemze ile h harfi çıkar. Üçüncü mahrecimiz vasatul halk. Vasat biliyorsunuz orta demek. Boğazın ortası. Buradan da sırasıyla ayınla h harfi çıkar. Dördüncü mahrecimiz ednel halk. Boğazın ağıza en yakın yeri şu bölge. Buradan da sırasıyla gayınla h harfi çıkar. Şimdi halk mahreci bölgesi bitti. Sıraya geldi. Lisan mahrecine geleceğiz. Beşincisi ki bu lisan biliyorsunuz harflerin en çok çıktığı bölgedir. Aksal lisan.
Buradan af harfi çıkar. Af şeklinde ismi var. Altıncı mahrecimiz. Bu da yine aksal lisandır. Fakat farkı nedir? Kaf mahrecinin bir birim önünden çıkar. Ağza biraz daha yakındır. Bir miktar kafın önünden çıkar. Bu da kef harfinin mahrecidir. Altıncı mahrecimiz. Yedinci mahrecimiz vasatul lisandır. Artık dilin ortasına doğru geldik. Şu bölge. Vasatul lisanın, fakat biliyorsunuz ne demiştik orada? Sadece lisan değil. Vasatul lisan ve karşısındaki üst damak. Kaf, kef de aynı şekilde. Aksal lisan ve karşısındaki üst damak. Bu da dilin ortasıyla karşısındaki üst damaktan sırasıyla cim, şin ve ya harfi çıkar. Hafetul lisan. Bu da ne demiştik? Dilin kenarı, yan tarafı sağ veya sol olabilir. Ve karşısındaki azı dişler, üst azı dişlerden dat harfi çıkar. Dokuzuncu mahrecimiz taraful lisan. Artık dilin ucuna geldik. Dilin ucundan, taraful lisandan arkadaşlar, karşısındaki üst damaktan, dişin diplerinden lam harfi çıkar. Onuncu mahrecimiz yine taraful lisan. Yine aynı şekilde dilin ucundan, tarafından yani ön tarafından üst damağa temasıyla nun çıkar. İşte bunlar artık mahreçler arasında kısa kısa bölgeler var. Tabi bunların sıfatları farklı. Sıfatlara geleceğiz inşallah. 11. mahrecimiz yine taraful lisan olarak isimlendiriyoruz. Bu da yine dilin ucundan o tarafı dediğimiz kısmının üst damağa temasıyla ra çıkar. 12. mahrecimiz yine taraful lisan olarak isimlendiriyoruz. Yine bu da üst damağa temasıyla, dişin diplerine temasıyla da, del ve t harfi çıkar. 13. mahrecimiz yine taraful lisan olarak isimlendiriliyor. Buradan da tabi burası dilin ucunun ön dişlerin arkasına, gerisine temasıyla, hatta temas da etmez, sırasıyla sad, sin ve zay harfi çıkar. Bu sıradan şunu anlıyoruz. Dil dişlere en uzak sattadır. Biraz daha yaklaşır sin olur, biraz daha yaklaşır z olur. Bu z harfi dişlere dilin en yakın olduğu halidir. Biz uzaklığı neye göre belirliyoruz? Boğaza göre. Evet. 14. mahrecimiz yine taraful lisan olarak isimlendiriyoruz. Buradan da peltek harfler demiş olduğumuz dilin iki dişin arasından dışarıya doğru çıkarak üst dişin altına temas ettiği şu şekilde peltek olarak telaffuz etmiş olduğumuz la, zel ve s harfi çıkar buradan. 15. mahrecimiz şefeteyindir. Tabi burada şöyle bir husus var. Üst dişin alt dudağın karnı diye tabir ettiğimiz iç tarafına temasıyla çıkar. F harfidir. F. Ve 16. mahrecimiz buradan da şefeteyn mahrecidir yine. Dudaklardan sırasıyla mim, b ve vav harfi çıkar. Artık burası harflerin nihayete erdiği yer. 16 mahreçten demiştik 31 harf çıkıyor. Devam edelim. 17. mahrecimizde biraz önce görmüştük. Hayşum. Buradan da gunne sıfatı çıkar. Evet, biz bu artık mahreçlerle ilgili son dersimizde mahreçlerin tamamını da şöyle kısaca görmüş olduk. İnşallah bundan sonraki derslerimizde sıfatlar bahsine gireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle birlikte birkaç ayetin tecvidini, tahlilini yapalım. Sonra ben sizi dinleyeyim. Zaten bir sayfa okuyacağız. Suremiz mukatta harflerinden birisiyle başlıyor. Da meddi tabii. Sin diye durursak hangi mel olur? Daha bir gür sesle. Meddi lazım. Durduk. Ki durmamız lazım. Kıf özellikle konmuş. Çünkü Dâsin bir tek ayet değil. Birinci ayetin bir bölümü. Yani fakat mukatta harflerini kendisinden sonraki ayetlere vasletmemek daha uygundur. Yani vakıf yapmak daha güzeldir. Çünkü onlar kendi içinde harf olarak
bir hikmeti, bir sırrı, esrarı var ama o konuda açıklayıcı beyan olmadığı için biz diyoruz ki manasını Allah'tan başka kimse bilmez. Bu mukatta harfleriyle ilgili açın ansiklopediyi, 3-5 sayfa yazılmış. Bayağı bir tafsilat var. Fakat hepsi yorum, tefsir, ihtilaf, şu veya bu. Biz de diyoruz ki Allahu a'lem bi muradihi. Ta meddi tabii, sin meddi lazım. Eğer vasıl yaparsak o zaman hangi tecvidi uygularız? Kim söyleyecek? Ayeti, o mukatta'yı tilkeye bitiştirirsek. Düşündünüz mü? Yine meddi lazım. Meddi lazım olur. Başka? He? İhfa. Sin'deki nun, sakin nun'dan sonra ta harfi geldiği için ihfa olur. Anlaşıldı mı? Yani şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin tilke. Eğer icap ederse, vasıl yapmak icap ederse ihfa olur. Evet. Hocam, til. Kalem suresindeki nun vel kalemi ve ma yestur. Orada durak yok mesela. Onu nasıl şey yapacağız? Şimdi. 560 işte. Buradaki iki ha ikilidir. Oradaki teklidir. Tek nun. Hiç yani harfi muallakta bırakmak da uygun değil. O sadece nundur. Ha, saat de öyle. Yasin'in vasıl ve vakıf hali de öyle. Ama burada yani bir harfe nispetle iki harf yine biraz daha bir mana ifade edebilir. Orada tek harf, dolayısıyla kıf konmaması mutlak vasıl. Hiç vakıf değil, mutlak vasıl. Vaslında zaten hali belli, nasıl okuyacağımızı biliyoruz. Hem ızhar hem idgam evla olan ızhardır. Yani madem sordunuz, nun vel kalemi, nun vel kalemi veya nun vel kalemi. Bu orada da idgam mağrugunne yaparak. Yani tek harf olması vasıl yapılmasının daha mutlak olduğuna işarettir. Evet. Tilke. Ya iki tane ne var? Meddi tabii. Söyleyin çocuklar. Kendiniz söyleyin bunu. El ku. Lam-ı tarifin ızharı. Kur hükmürra kalın. Ani. Meddi tabii. Ve kite. Meddi tabii. Bimmü idgam mal'unne mübin. Meddi arız. Hüden ve malgunne büşra kalın. Meddi tabii. Lil mü lam-ı tarifin izharı müminin. Meddi arız. Peki sen devam et bakalım. Ellezine. Tamam. La te meddi tabi. Ve yu'tu meddi tabi. Yeter. Arka tarafa. Ezze ke ezze. La'mı tarifin idgamı. Ke meddi tabi. Ve hum iklap. Dikkat, karıştırma. Sakin nun ba'ya uğrarsa iklap. Sakin min ba'ya uğrarsa ne olur? Heh, ihfa-i şefevi, dudak ihfası. Bil a. Bil a, lam-ı tarifin izharı. A, meddi tabi'i. Ra, hükmürra kalın. Hum, mimin izharı. Yu, meddi tabi, nun, meddi arası. Yeter, arkaya ver. İnne. İnne, teşdit mal-gunne. Ellezi, teşdit bilagunne. Evet. Dine, meddi tabi'i. La meddi tabili, minune meddi tabili, bil a lam-ı tarifin ızharı, a
tabii. Hırvati hükmü rakalı. Yeter. Arkadaşına ver. Zeyye idgam misleyin bila gülle. Zeyyenne idgam misleyin maal gülle. Tamam. Meddi tabii. Ne meddi tabii. Lehum eh mimini sarı. E'me meddi tabii. Hüm fe mimini sarı. Hüm ye mimini sarı. Ya'mehul meddi arız. Peki. Devam. Ulaike meddi muttasıl. Ellezine teşdik bila gülle meddi tabii. Lehum su sakin mimin izharı. Su'u meddi muttasıl. Su'ul la mutarifin izharı. Azâ meddi tabii. Ve hum fi sakin mimin izharı. Fil'e la mutarifin izharı. Meddi tabii. Ahireti hükmü rakalın. Humul la mutarifin izharı. Ahserun hükmü rakalın. Meddi arız. Tamam. Peki. Ver bakalım bu ortadaki gruba. Ve inneke teşhid me'al gunne le tulabka idgam misleyin bila gunne el Kur'ane la mutarifin izharı meddi tabi'i hükmurra kalın milledün idgam bila gunne ledün izhar mutlak. Aferin. Haki meddi tabi'i min izhar mutlak. Ali meddi arız. Aferin. Aferin. Ver bakalım arkadaşına. İndi gâle meddi tabi'i Nusa meddi tabi'i li ehlihi acele etme biliyorsun. Meddi muttasıl. Muttasıl mı? Hı. Ayrı ayrı kelimelerde. O zaman munfasıl. Munfasıl he. İnni. İnne ni. Ne olur? İdgam. Heh. İdgam misin? Maal gunne. Ni e. Ni e. İshar. Dikkat et, bak med var orada. Meddi. Meddi munfasıl. Munfasıl. E. Meddi tabii. Ne. Ne. Meddi tabii. Nâro. Hükmürra kalın. Başka. Meddi tabii. Meddi ıvas. Sa'a derken meddi tabii. Ti derken meddi tabii. Meddi tabii deme. Meddi tabii. Düzelt onu bak. Tabi değil. Tabi ayrı bir şey. Tabii ayrı bir şey. Biz yani eğitim görüyoruz. Öğreniyoruz. Meddi tabii. Meddi tabii. Evet. Devam et. Ti derken meddi tabii. Hümmi derken idgam mağulunne. Misleyin mağulunne. Min derken isharı mutlak. Ha derken meddi tabii. Ayrı çatlatma. Türkçe konuş. Tabii. Tabii. Yani ayın Arapça bir ifadeyi okursan tamam ama onu Türkçeleştirdiğin zaman, Latinize ettiğin zaman meddi tabii. Ne diyoruz? Tabii efendim. Tabii. Onun gibi işte. Evet. Peki arkadaşına ver arkadan. Meddi tabii. Hı. Bir hayrin ev izhar mutlak. Bir hayrin mi? Bir haberin ev izhar mutlak. Sırayla git. Bir haberi. Hükmü ra ikinci. Tamam. Rin e. Rin e izhar mutlak. Tamam. Ev e meddi tabii. Güzel. Ti meddi tabii. Güzel. Kum bi ihva-i şefevi. Tamam. İhva-i şefevi. Bi şihe. Meddi tabii. Yeter. Arka taraftan arkadaşına ver. Ha, yan taraftan. Bişihâ bin qâ derken ihvâ. İhvâ. Heh. Qabesillâ derken itgâmı bilâ gunne. Evet. Leallâ derken teşdik bilâ gunne. Evet. Kum te derken mîmin ısârı. Evet. Tasdagûn derken adı da şey. Meddi arız. Yeter. Arka tarafta. Heh.
Felemma derken lemma teşdid bila teşdid me'al gunne. Güzel. Ma meddi tabii. Tamam. Ce'e meddi muttasıl. He meddi tabii. Nu meddi tabii. Diye en lurike derken iklab. Bu derken meddi tabii. Li hükmurra ince. Yeter. Aferin. Arka taraftan. C grubundan ben de hocam tahlil edeyim diyen var mı? Önce size sorayım ki ona göre. Peki. Pekala. Evet. Şimdi okuyalım. Tedvir seyriyle okuyoruz. Yani biraz tempolu okuyoruz. Sizden de orta gruptan da dinleyelim. Biraz ben, biraz hocalarınız. Evet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Biraz hız veriyoruz. 1 2 3 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. Özelliği olan harfler kaftır, ra'dır, gayındır, da'dır. Bunla sattır, sinden farklı olsun diye. Bunlara özellikle nerede harekeli, sakin geçiyorsa onu kalın, 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 kalın okuyarak geçin. Huden ve büşra lil müminin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. aç biraz aç. اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ. Tamam. اِنَّ Canlı. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ.
Tamam, hiç daha dokunma. Tamam. Ferruh da şu şuraya kadar sen okut. Gerisinde Ferruh okusun. Sonra dinleyelim. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون سبحان الله رب العالمين سبحان الله رب العالمين يا موسى العزيز الحكيم يا موسى إنه Evet, oradaki meddi munfasıla dikkat edelim. Bir daha innehu'dan وَأَلْقِ عَصَاكَ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا ولا مدبرا
ولم يعقب ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم فإني غفور رحيم فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاء آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وجحدوا بها واستيقنتها
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين Gel bakalım. Şimdi A okurken B dikkatli dinleyecek. Sonra da B'yi dinleyeceğiz. C'de dinleyecek. Evet. Aynen okuduğumuz gibi. Her tekrar sizin eğitiminize katkı, metin hakimiyetinize, rahat okumanıza, daha terbiyeli yani tecvidli okumanıza vesile olacak. Onun için size okunuyor, dikkat edin. Biz kendimizi okumuyoruz. Hadi bakalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم arkaya. Allah. İnnellezîne lâ yu'minûne bil-âhireti zeyyennâ lehum a'mâlehum fehum ya'mehûn. Ulâikellezîne lehum su'ul azâbi وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون devam. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا
ظَلَّ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ. Tamam. Aynen. إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيات إلى فرعون وقومه. فرعون كلمesinin rasına dikkat et. Tam ince. إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما. قوما. قوما değil. Aç. قوما. ق. 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 Bak dedim ya. قف. ر. خ. Gayin, saat, özellikle bunlara dikkat edin. Kalın harflere. He. O. İnnehum kânû kavmen. He. O kadar güzel. Çok güzel. Son iki ayette sen oku. Felemmâ câethum âyâtunâ mübsîraten. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Evet, şimdi ikişer ayette arkadaşlar neler? İkişer ayet dinleyelim. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sureye başlıyorsun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilke ayetul Kur'ani ve kitabin. Evet. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ tecvitten mille
İdgam bila gunne. Heh, bak. İdgam bila gunne ne demek? Gunnesiz yapmak. Gunnesiz yap bakalım. Fazla uzatırsan gunne geliyorum der. Mille. Hayır. Hemen. Mille. Hani millet diyoruz ya, millet. Milledün, milledün, milledün. Bak uzatayım şimdi. Mille, mille. Azı kayar. Milledün. He. Oku. Oku, oku. Düzelt orayı. El-Kur'an milledün hakimin alim. Evet, arkaya. إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا. Ayeti bir daha baştan al bakalım. Bir daha dikkatle. إِذْ قَالَ. Ha, bir dakika. Zalı incelt. Zalı ince. İz. İl değil. Yani zal ince bir harf. Düzelt onu. İz. قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِكُمْ. Olmadı, dikkat et. سَآتِكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ. أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ sat, dikkat et. Sat değil bak, sin. Ne okuduğuna dikkat et. Sin harfi ince. Ve sübü sübü sübü. He. Ve subhanallahi rabbil alemin. Evet, arka tarafa. Ya Musa innehu فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى. Bir daha felemma'dan al. Felemma'dan. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى. Can kelimesini uzat, sonra öbür ayete geçerken maal gunne. Cennüvelle. Oradan al. Cennüvelle mübdiran ve lem yu'akib. Ya Musa la tehaf inni la yakhafu ladayyal mursalun. Sen de oku bakalım. İlla men zalama thumma beddela husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. Güzel, aferin. Ve edhil yedeke fi ceybike tehruc beyza
Beyda, beyda. Beyda min gayri su'in fi tis'i ayatin ila fir'aun ve kavmih. İnnehum kanu kavman. Pekala. Şimdi neydi senin ismin gözlüklü talebemiz? Şu iki ayeti sen bir daha oku bakayım. Son ay iki ayeti. Heh. Abdülhamit miydi? Evet, oku. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة